Evet arkadaşlar, Ömer ve Bıyıkları ve sevgili dostlarımız Charlie Özgür Çağrı Aktuman ve Okan Serbest'le beraberiz yine. Çok cici bir hafta sonuna giriyoruz burada. Çok da cici bir mekandayız. Rollins College, burası Rollins College yani Orlando'nun yani Winter Park'ın en eski, en gözde evet. okullarından değil mi? Burada böyle bir Harvard havası var. Hatta şey burada okuyormuş, okuyordu yani Paul McCartney, Beatles'ın üyelerinden. Evet. Onun oğlu buradaydı, evet. Öyle değişik. Rollins ailesinin üniversitesi. Rollins ailesi kurmuş ya, orada Winter Park'ın eski ailelerinden bir tanesiymiş. Evet. Hatta bu Love Bug'ları falan böyle onlar çıkardı diyorlar. Evet, Florida Üniversitesi ile beraber buradan evet. bir aile çalışmış doğru. Bu Love Bug'lar şey değil mi? Arkadan birbirine yapışmış sivrisinekler. Aynen aynen. Evet. Arkadan birbirine yapışmış diyor. Arabanın önünde sevinecek. Böyle sürekli yapışıyorlar. Evet. Neden Love Bug'lar? Fikir şuydu Love Bug abi. Onu hemen söyleyeyim. Ben de bu arada Türkiye'deyim. O Love Bug'larla ilgili laboratuvar çalışması olduğu zamanlar. Zincire bir hayvan ekleyeceklerdi. Sivrisinekleri yiyecekti. Onların neslini tüketmek üzere hareket edeceklerdi. Ama sivrisinekler gibi insanlara zarar olmayacaktı. Bir de üretilip yani laboratuvarda üretilip piyasaya salındığı için hemen de çiftleşip çoğalmaları gerekiyordu. Böyle bir fikir vardı altta. Çok da etkileyici gelmişti. Ulan sivrisinek yerine bunlar dolaşacaklar ortalıkta ama insanlara bir zarar olmayacak, ısırmayacak, ısıtmadır, hastalıktır, taşımayacaklar falan filan etkilenmiştik. Ama gördüğünüz gibi bunlar çiftleşmeye başlayınca abi sivriyi mivriyi unuttular. O yüzden böyle göt göte böyle diye. Ama belli bir ayları var, çiftleşme ayları. O zamanlar hep arabaların önleri böyle Love Bug doluyor. Abi evet, sana abi yemin ediyorum evet, bir tane güzel. X5 onu hiç unutmam, görmüştüm. Böyle bir Jeep vardı böyle beyaz. Önden simsiyah ama garip bir siyah olduğu için dedim bu nasıl bir araba ya? Kaplama yapmışlar buna herhalde dedim. Yani BMW olduğu panjurdan belli de. Evet. Bir şey yapmışlar arabaya. Merakla yaklaşıyorum. Bir baktım abi arabanın önünden sanki böyle bir çamur şeyinden geçmiş gibi. Yani helizondan geçmiş gibi. Evet. Böyle simsiyah kaplan. Bu kadar Love Bug öldüğünü ben görmedim arabada. Çok kötü oluyor. Bir de çıkmıyorlar da kalınca. Kazıyorsun kazıyorsun evet. çıkmıyorlar. Evet. Rezalet bir durum. Sen ne yaptın? Kütüğünü Porto Rico'ya aldırmaya karar verdin herhalde. Öyle bir evet. durum söz konusu evet. oldu. Saçları bir ne dedik? Charlie'den Carlos'a geçiş mi yaptın? Nasıl? Bence güzel olmuş. Daha maskülen duruyorsun. Biraz yaşlandırmış seni bu durum. Çok ilginç. Yorumlar var ama en ilginci ne mesela onu alalım. En ilginç yorum neydi? Yani? 10 yaş gençleşmişsin dediler. İnanmadım da niye böyle bir şey dediler onu. Bence de iyi yapmışsın inanmamak. Aynen öyle. Evet. Eşim de beğenmedi. Allah saçı Allah. İyi değil dedi. Tabii. Aa beğenmedi tabii mi gerçekten? Beğenmedi. İlginç. Bence çok yakışmış abi. Teşekkür ederim. Yani 10 kişiden 6'sı 7'si yakışmış diyor. Bu ben hiç bu kadar beklemiyordum. Yani 10 kişide 2 kişi çıkar diyordum. Çünkü bir 5-6 sene önce yapmıştım. Bence de yakışmış ayrıca. Gerçekten. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani kameraların önünde izle değil yani. Normalde de böyle değil mi? Aynen, aynı evet, şeyi düşünüyorsun. Aynen. Kesinlikle. Aynen. Şöyle söyleyeyim yani gerçi erkeğin erkeğe bakışı ayrı. Ben mesela evet. çok enteresan abi. Bir erkeğin güzel olup olmadığını aslında anlayamıyorum yani genel olarak. Zaten yani. Neden anlayasın ki abi? Yani alıcı ne bileyim anlarsın yani. Kadınlar birbirinden anlarlar ya ne kadar evet. güzel kızlar evet, bilmem ne der falan filan. Nedense ben bir erkeğin çekici olup güzel olup olmadığına bir türlü karar veremiyorum ama baktığım zaman yani böyle bir erkekçi şey bir duruş var yani böyle sağlam. Ama bu sefer beni etkiledi diyor. Eskiden daha bir emlakçı havası vardı. Şimdi gayrimeşru danışman. Şimdi böyle bir, daha böyle bir ama şey yani kalite torbacı bir hava evet, teşekkür ederim. Allah razı olsun. O torba değil de biraz da ipek kese gibi duruyor. Aynen. Aa, peki Orlando'da dağıtımlar nasıl gidiyor? Covid de artmış diyorlar böyle. Güzel sevkiyat bekliyor yani. İşte konteynerlerde biraz sıkıntı var. İşte Güney Amerika bizim biliyorsun bağlantı. Evet. Konteynerle mi alıyorsunuz abi? Tabii. Helal olsun. Şey yapmışken tam yapacaksın yani. Paraya bak be. Yani. Şey yapmışken tam arkada yapacaksın. Hiç mi narkoz izlemedik yani? Uçaklar, konteynerler, tırlar. Senin bu uyuşturucu aile bir baronu olarak. Yok ya daha şu ana kadar. Ben evet. güven veren yüzüyüm. Tabii görüşmeler o gider. Aynen. Bazen çok para oluyor. Bazen dağlara gidiyoruz, gömüyoruz falan böyle. Öyle mi? Ha, ne güzel. Abi zaten ben hepsine okuyayım da yani böyle şöminede 2,5 milyon dolar yakayım kızım ısınsın diye falan. Tabii. Onlar beni biraz üzüyor yani. Bozuyor bu hareketler. Tabii başka bir şey yoksa yakacak. Keşke yaşanmasaydı böyle bir şey. Evde tuvalet kağıdı kalmıyor. Ne yapacaksın abi? Kakamı yapmayacağım. Ben buna çok yaratıcı cevaplar verebilirim. O yüzden bence... O kadar eminim ki şu an. Ömer'e sorsak bence daha keyifli bence olur. De. Eyvallah. Arkadaşlar bildiğiniz üzere artık ufaktan değil baya baya resmi olarak Green Card başvuruları başladı. Biz de bu vesileyle hemen bunu fırsat bilip Green Card Okan'ı aramıza katmaktan keyif almaya... Green Card ve karpuz.
Karpuzlu green card. Karpuz, karpuz yerken, eyvallah. Karpuzlu çekilişin sonuçlarına bakarken mi yiyorduk? Ne yapıyorduk? Aynen. Bir karpuz alıyordum, bir yeniliğe basıyordum. Bir karpuz diyordum, yeniliğe basıyordum. Sonra tuttu. Abi inanılmaz hikaye ya. İnsanlar mesaj atıyor biliyor musun? Abi karpuz diyorum, acaba çıkacak mı falan Mayıs'ta vallahi falan. Oo. Bir şey soracağım. Ben çekiliş tecrübem olmadı tabii ama hep böyle sorulan bir soru var abi. Biz kendi çekilişimizi bana... kendimiz yaptık. Beni aynen öyle bu kadar basit kardeşim. Aynen. Ben sağlamcıyım. Aynen. Taş çalmayız. Baba neyse bana diyor ki işte diyor arıyor ya diyor bana diyor İspanyolca kursu satmaya çalışıyorlar. İşte bilirseniz şansınız artar. Kal. İtalyanca satmaya çalışıyorlar. Yok İngilizce ile ilgili biraz daha geliştirin. Yok bunu yaparsanız buraya para yatırırsanız şöyle olur. Genelde danışmanlar yapıyor. Danışmanlık şirketleri reklam veriyor. Hani Green Card'a başvuru yapmak istiyorsanız bizle yapın. Daha avantajlı oluyorsunuz tarzında da değişen bir şey yok. Zaten ben tek başıma kendim yaptım. Ben son gün yaptım. Son 2-3 saat kala yaptım. Akşam 10'da yaptım. 12'de kapandı zaten. O zaman pasaport istenmiyordu 2017 yılında. Şimdi pasaport falan çıkartmak lazım. Neyse öyle yaptık çıktı işte yani. Çok da büyük bir olay. Adını soyadını yazıyorsun, adresini yazıyorsun. Üniversite mezunu musun, değil misin, yaşın kaç? USCIS'in sayfasından giriyorsun değil mi? DVLottery.org diye bir site vardı. Şu anda aynı site galiba. Uzun zamandır bakmadığım için çok bilgim yok. Bunu aynen onu sen açıklamaya yaz, insanlara bakar oradan. Bu hep yorumlara şey geliyor, fotoğraf böyle mi olacak, arka plan mı olacak? Tabii fotoğraf çekilmek çok önemli. Ama biyometrik gerçekten ya o. Ya benim fotoğraf anım 2 santime 2 santim değil mi? 2 santime 2 santim yüzde kaçı olacak fotoğrafın? Ya şu an o değerleri bilmiyorum. Zamanında dediğim gibi 2017 yılından hatırlıyorum ama ben Work and Travel için biyometrik fotoğraf çekildim. Cebimde dura dura sararmıştı fotoğraf. Bir de 2 saatim var yani fotoğraf çekilemem, fotoğrafçılar açık değil. Ben onu telefonla fotoğraf çektim. Sonra Photoshop yeteneklerimle o arka sarı kısmı bembeyaz yaptım. Yepyeni bir fotoğrafmış gibi yükledim. Çıktı gerçekten yani. Gerçekten Photoshop'la mı yaptın? Tabii. Yasak değil mi Photoshop'lu? Yo fotoğraf. Zaten fotoğrafı çektikten sonra adamların kırpması lazım. O değerleri getirebilmesi atıyorum 1'e 1 ya da 4'e 5 falan onun bir ayarı var. Ama ışık değeriyle falan oynayamıyorsun galiba. Yo ben sadece sararmıştı yani fotoğraf, eskimişti. Falan yani abi işte onu diyorum. Benim bir arkadaşım geçen sene başvururken fotoğrafın arka tarafını beyaz yapacağım dedi. O da işte fotoğrafçı. Aynen. İşte fotoğraf çekiyor falan. Photoshop'ta böyle bir olay olmuş abi. Omuz X, 2X. Yani omuz böyle bir uzamış tamam mı? Evet. Beyazda kalmamış o. Kanka ben bununla başvursam ne olur? Dedim ki bir başvur bakalım ne olacak? Hiçbir şey olmadı. O onu soracaktım. Gerçekten arka planı beyazlatmak adına Photoshop kullanıyor insanlar aslında. Evet. Ama demek ki eğer düzgün yaparsan... Tabii tabii. Ya benimkisi fotoğrafın eski olduğundan dolayı yani sararmış cüzdanla dura dura. O sarığı ben beyaz yaptım. Başka bir şey yapmadım. Yüzüme falan dokunmadım yani. Cüzdanla fotoğraf nasıl sararıyor? Işte onunla da ilgili bir fikrim var ama onu da ayrı bir programda değerlendiriyor. Ona o kadar evindeki programda. Çok yaratıcı. Şeyde, paralı üyelikte mi oluyor? OnlyFans. Yok bu bedava. Benim dediğim baya beleş yani. Artıklardan yapıyoruz. Aslında Türkiye'de mesela Amerikan konsolosluğuna bakıldığında falan Amerika'yı çok aşırı ciddi, aşırı bürokrat bir memleket zannediyorlar aslında. Hani bürokrasinin sağlam, kusursuza yakın işlediği yer Türkiye aslında yani. Çünkü adamlar her şeyi araştırıyor, her şeyi istiyor. Islak imza olacak, ıslak imzaysa mavi olacak, bu kalemden olacak, bu kalemden olmayacak. Yok bunu taşıyacak, bunu geçmeyecek. Evet. İsmindeki evet. İ harfinin noktası yoksa bütün evraklar değişecek gibi şeyler var. Aptal şey. Abi Amerika'da sen bankaya gidip mesela Mehmet Birkan Demirtaş adım. Ben gidiyorum Chris Demirtaş diye banka hesabı açtırabiliyorum. Yani bana Chris diyorlar. Chris ismini kullanmak istiyorum. Ya da Robertson abi Bobby yazdırıyorsun oraya. Değil mi yani? Richard Dick yazdırıyor falan. Evet. Yani böyle geri zekalı bir durum var. Yani gerçekten çok palas pandıras bir yer burası o açıdan baktığında. Aslında pasaport resimleri de bizde CVS'te görmüyor musun? En dandik ben çeksem. Evet. Photoshop'suz evet, çok daha iyi bir yani daha analiz edilebilir bir fotoğraf çıkartırım. Adamlar bunları aslında çok sallamıyorlar. Yani dolayısıyla çok inceledikleri bir şey değil. Ama Türkiye'deki bürokrasinin onları yönlendirmesi bu. Tabii. 2'ye 2, 2 inçe 2 inç pardon. 2 inçe 2. 5 santime 5 santim. Birebir işte 2 inçe 2 inç. 5 santime 5 santim. Beyaz arka planda çoğunluğu yüzün olduğu. Genelde omuzu bile koymuyorsun. Şu boğazın biraz aynen. Altından kestiğim bir fotoğraf. Sağ sola şeyi de koyarsın. Örnek fotoğrafları şimdi insanlar görsün. Yanlış başvurmasın. Aynen. Zaten sitede zaten gözüküyor. Orada nasıl fotoğraf çekmeniz her şey yazıyor. Onu koysan. Kanka senin sararmış bir fotoğraf varsa. Lan benim fotoğrafı atayım. Aynen. Benim fotoğrafı. Ya da onu bir sarartıp gönder bize en azından. Bakalım sarartmış halde bulursak.
Artık sarartmaya vakti olmuyordur sonra abi. Benim fotoğrafla başvurmayın ama aman. Son ikinci defa çıkmasın yani. Her başvurduğumuzda çıkıyor. Fake Instagram hesapları gibi. Instagram'da, ben bayağı Tinder'da. Çirkin adamlar geldi buraya gördüm yani. Bu tamamen çekiliş. Bir tane çakma hesabı var. Rojat mıydı? Rojat var bir tane. Rojat izliyorsan abi şu hesabını sil gözünü seveyim. Rojat selam. Bu tipe Rojat nasıl yapışıyor ya? Rojat bir de Photoshop yapıyor. Mevcut şeyleri. Böyle yani sakal ekliyor. Öyle mi? Fotoğraf normalse ayna görüntüsünü alıp koyuyor böyle. Değişik bir arkadaş çalışıyor yani. Bu sefer şikayet ediyorsun. Bu benim diye. Bakıyor bu sen değilsin diyor. Sakallı bu diye Photoshop yapmış. Aa değil mi? Onu şikayet de edemiyorsun. Abi adam kapanmıyor ya. Rojat gözünü seveyim kapat şu hesabı. Bu sen değilsin diyor. Selam baba. Aynen böyle devam. Bak. Biz senin arkandayız. Yok, çok yaratıcı abi. Yani şey alakası yok yani. Baya komik ya. Neler çıkıyor ya. Adam oturmuş bununla uğraşmış abi. Tabii. Çok komik ya gerçekten. Ya bir de şimdi şey çıktı, bu OnlyFans çıktı ya. Hı-hı. Amerika'da kızlar güzel para kazanıyor burada. Atıyorum bir kız normal hiç alakası yok OnlyFans'le. Hemen bir hesap açıyorlar. Onun gibi fotoğrafları ekliyorlar. Bir de kızı engelliyor ora ki iletişim kuramasın, şikayet edemesin. Sonra işte OnlyFans'imi açtım. Profilde linke tıkla falan, millet gerçek sanıp alıyor. Alıyor değil tabii mi? Tabii Snapchat'ten falan çok yani burada şey var öyle. Ne Türkiye'de daha azdır bence. Ben kaçırdım onu. Türkiye'de de dayıları kandırıyorlar işte Facebook'tan falan. Ne alıyor mesela? Ya diyor bana üye ol diyor. İşte nude fotoğraf almaya çalışıyorsun, anladın mı? Siteyi sen tıklıyorsun, linkten görüyorsun zaten. Abone olmak 5-10 dolar bir şey. Abone olduğun zaman zaten adam fake bir hesap açtığı için o para direkt kendi hesabına gidiyor. Kızın hiçbir işle alakası yok. Kızın haberi yok. Allah Allah. Rojat sen de yapabilirsin. Rojat bak. Benim OnlyFans'imi açabilirsin. Sırf ayak fotoğrafı koyanlar da varmış ama. Evet. Fetişle ilgili. Milyon evet, tane insan var işte. Mantıklı da. Tarantino'yu görebilirsin. Scammers. Scammers mı? Scammers. OnlyFans'i ben de merak ediyorum. Yani OnlyFans'in olayı o. Aynen. Yani şey müstehcen taraflarını, yani ulaşamadığın taraflara ulaşmaya çalışıyorsun. Aynen. Ya da konuşamadığın bir kız hiç cevap vermiyor. İlla konuşmak istiyorsun. Ya çok olay var. Ben de mesela şimdi store var selfie diye. Ben Photoshop'ta yaptığım renk düzenlerini oraya koyuyorum. Almak isteyenler varsa alıyor. Adam şimdi DM atıyor. Bana da yani biliyorsun günde 500 tane mesaj geldiği için ister istemez göremediklerim oluyor. Ondan sonra adam bana ulaşamayınca benim paketimi satın alıyor. Aynı OnlyFans gibi düşün. Öyle paket mi? Satın aldıktan sonra mesaj atabiliyorsun. Bana direkt mail geliyor ya da özel bir mesaj geliyor. Görebiliyorum mail hani yazdık şeyleri. Hani öyle yazan arkadaşlar da oluyor. Aynı onun gibi işte. Hani OnlyFans aynı mantık. Anladım. Para veriyorsun konuşmak istersen. Ya buradan bu mesajı vermiş oluyor. Eğer bana mesajınızı okumamı istiyorsanız benim paketlerinden satın alıp oradan mesaj gönderin göreceğim abi. Diyor yani. Win-win ama yani sonuçta. Güzel. Ama karşılığında bir hizmet de alıyor. Ya bu dijital tabii. Kerane de değil. Bu bayağı bir şey yani. Çok şey yani gördüm para işte kulağını şöyle yap para falan yani ağzını açtım para. Yalnız bu arada böyle milyon dolarlardan falan bahsediyoruz OnlyFans'te. Hayır küçük paralar değil ya, iyi paralar güzel. Yani vay be. Kızcağızlarımız. Ben ne yapacağım peki şimdi, soyunuyor muyum? Ne sen soyunuyorsun abi. Benim uçlarına mandal takmak çünkü benimde mi olmak zorunda mı? Böyle bir Bizans'tan var. Vallahi ne bileyim. Senin valla milyon dolarlardan bazı adamı bozar abi bu. Nasıl olacak bu işler? Yani, düşünsene abi böyle bir şey olduğunu bilse bizim o bakkal çakkal. Adam zaten bedava yapıyor. Peki resmi çekildik tamam mı? Tamam. Girdik. Neydi web adresi tekrar? dvlottery.org'du galiba. Değiştirmedilerse site bu aynen. .org. Yazılır yani. Yani resmi olarak başvurabiliyorlar. Basit çok basit ama dediğim gibi şimdi bana basit geliyor ama atıyorum ben first name'in isim olduğunu biliyorum. Last name'in soyad olduğunu biliyorum. Sen işte onu da bilmiyorsan danışmanla yaparsın. Ama yani basit bir İngilizcem varsa, ilkokul İngilizcem varsa yapamayacağım bir şey değil. Evet olay yani yok. Bunun için bir ajans tutmaya gerek yok. Yok hayır. Ayrıca aslında. Biraz ajans çünkü çok saçma. Şöyle bir şey gibi yani bakkala gittin mesela para vereceksin işte ekmek alacaksın. Tamam biri abi nasıl yapacağım? Abiciğim ben senin için yaparım. Sen şimdi kapının önünde bekle. Ben ekmeği alacağım çıkacağım sana 1 lira. Anlatabiliyor muyum? Çok saçma yani. Gir ekmeğini al kardeşim ya. Yani. Bu kadar mı şey? Evet. Aynı onun gibi. Peki zaten devamında... danışmanlık yerleri de çakmaya çalışıyorlar ayrıca başka kursları bursları vesaire. Devamında mesela normal turist vizesine başvururken bir sürü soru var. Hepsine neredeyse no, hayır diye cevap verdin. Hı-hı. O tarz böyle bir sürü sinir bozucu sorular var mı yoksa? Şöyle bir sinir bozucu soru vardı. Bundan önce yaşadığın adresleri yaz falan filan böyle. Sürekli taşınan biriysen, atıyorum 2-3 senede bir yere taşınıyorsan vesaire hepsini yazıyorsun hatta. Şurada yaşadım, burada yaşadım, adres. O biraz can sıkıyor. Onun çalıştığın dışında... yerleri de soruyormuş galiba. Evet işte böyle detay isteyen bazı sorular var. Hani zaman alıyor. Bir saat gidiyor, 40 dakika gidiyor yani. Eğer gerçekten oturup mantıklı şeyler yazmak istiyorsan, sallamıyorsan o kadar zaman alıyor. Bu arada bir ailede her üyeye ayrı ayrı başvurabiliyorsun. Onlardan birine çıktığı zaman diğerleri de yani daha doğrusu eşi 21 yaşının altındaki tabii. Çocukları da faydalanabiliyor. Tabii, evet. Ama
zaman öyle 21 mi? Yaşının üstündeki çocuk faydalanamıyor değil mi bundan? O da yetişkin oluyor işte. Yetişkin olduğu için onu da ayrıca başvurup, yani o kazansa da herhalde başkasını getiremiyor. Çünkü eşler birbirini getiriyor. Babaya çıktı anne baba. Evet. Ama çocukta olsa, 21 yaşını geçen çocukta olsa anneye babaya verebiliyor. Veremiyor. Çünkü ayrı bir birey oluyor. Yok. O geldikten sonra green kartlı olan 21 yaşını geçmiş olan evlat sana turist vizesi alıyor. Ama vatandaş olduğu zaman 21 yaşını geçmiş olan evlat olduğunda anneye babaya green kart alabiliyor. Evet, ama anne baba o çocuğu alamıyor 21 yaşını geçmişse. Evet. Aynen öyle. Dediğin gibi. Çok saçma. Şöyle yani sen düşün, çocuğunla berabersin, burada yaşıyorsun. Yatırımcı vizesi var işte. Geçen Alper'le konuştuğumuz gibi. Çocuğun 19 yaşında ya da 16 yaşında liseyi bitiriyor bilmem ne falan. Ondan sonra 21 yaşında ne oluyor? Sen Türkiye'ye gidiyorsun. Benim annem babam burada yani evet, bu öyle bir ayrıma düşüyorlar. Eğer 21 yaşından yüksekse, atıyorum benim bir tane çocuğum var 22 yaşında. Bana green card çıkmış. Ben eşimle gelebiliyorum ama çocuğumu getiremiyorum. Evet. Öyle bir durum oluyor. Çok ayrı kalıyor insanlar. Yani, evet. Kanka peki başvuru yaptın, submit ettin, gönderdin. Aynen. Sonra bekleme süreci. Mayıs'a kadar. Mayıs'ta açıklanıyor zaten sonuçlar. Hı. Onu bekliyorsun. Sürekli takip ediyorsun. Bir de başvuru yaptıktan sonra sana bir numara veriyorlar. Takip numarası tarzı bir şey var. Çünkü Mayıs ayında açıklandığı zaman o numarayı yazıyorsun. Adını, soyadını falan onu yazıyorsun. Onu kaybetmemek lazım. Onu kaybetmemeniz lazım. Mailinize bir yere tutun ya da cloud'a falan varsa özel bir yer açın, oraya yazın. Çünkü yani onu kaybettiğiniz zaman nasıl bulunduğunu bilmiyorum. Çok büyük sorunlar yaşanıyor. Onu her zaman bir yerde tutun. Çıksa da çıkmasa da elinizin altında olsun yani. Eyvallah. Sonra çıkıyor abi. Çıkıyor işte. Herkese çıkmıyor ama çıktığı zaman güzel oluyor işte. Şimdi karpuz mevsimi de o zamanlara mı denk geliyor? Mayıs'ta iyi oluyor. İnanamıyorsun demek ya. Ben 2-3 gün uyuyamadım. Lan nasıl lan? Harbi Amerika'ya mı gideceğiz falan böyle. Peki sen şimdi başvururken Amerika'ya gitmek istiyor muydun? Çünkü şu da çok var. Bir başvuralım da cepte dursun. Ne olur ne olmaz. Çıkarsa ya, belki gideriz. Ben şöyle söyleyeyim. Ben Work and Travel'la zaten daha öncesinde Amerika'ya git gel yaptığım için biraz bilgim vardı. Ama hiç bu Amerika olayları olmadan önce. Ya diyordum oğlum Amerika çok uzak. Ne yapacağız orada dedim. Çok kuzen uzak. Diyordu. Kuzen dedi oğlum Amerika'ya gidelim. Tamam gidelim de ne yapacağız diyorum. Filmlerdeki gibi mi acaba gerçekten falan bir çok merak ediyordum. O zamanlar Work and Travel muhabbeti. Baktım o zaman green card falan çıkacağı yok diye düşünüyorum ben. Dersteyiz. Yazılım öğreniyoruz o zaman. Yan tarafta açıyorum. Amerika'da kaçak nasıl yaşanılır? Green Card forumları falan böyle bilgi almaya çalışıyorum. Millet ne yapıyor? Aralar kızlar. Ondan sonra böyle bir bayağı bir deliriyordum. Tam o ara Green Card çıktı böyle. Her şeyi bıraktım. Oh dedim ya. Amerika'dasın yani. Dedim. Okan bak Amerika'dasın. Amerika'dasın. Hot dog. Ne yaptın peki? Ondan sonra yani Green Card çıktı. Şimdi aynen. Bilgisayarın karşısındayım. Green Card'ın çıktığını öğrendik. Sevindik. Alay çektik falan. Aynen. Sonraki adım ne abi? Sonraki adım sana numara veriliyor. Şimdi Green Card çıktığında Mayıs ayında diyorlar ki sen 15.000 binlisin, 20.000'incisin, 31.sin, sen ilk 1000'desin falan. O numaraya göre numaran ne kadar erkense diğer sene Ekim ayından ya da Eylül ayından başlıyorlar seni çağırmaya ilk sıradan itibaren. Benim 16.000'inci bir numara, 16.500 küsür bir şeydi. Bana Mayıs ayında denk geldi mesela. Ben bir sene boyunca hiçbir şey yapmadan, yani çalıştım, dolar olduğu için para kazanmaya çalıştım gideceğimi bildiğim için. Bir sene zaman vardı, bekledim. Hani insanların bekleme süreci olur ama şöyle bir şey de var. Şimdi green card çıkan herkes green card alamıyordu. Öyle bir şey var. Atıyorum 30.000'in yukarısı, 28.000'in yukarısı tehlikeli. Çünkü kontenjan var. O kontenjan doluyor. Sonra o insanlara green card vermiyorlar. Green card çıkması yetmiyor. Çıkmış olduğu anlamına gelmiyor yani. Yok yok yetmiyor. Kontenjan da var. Yani o yüzden sevindikten sonra numara 35.000, 36.000 ise üzülebilirsin yani. Ha. Kaç ki o kontenjan? Belli bir şey var mı orada? Ya 40.000 mi 50.000 mi falan diyorlar ben Avrupa bölgesi için. 50.000 Avrupa bölgesi için. Türkiye'de Avrupa ülkesinden bir tanesi. Türkiye'nin kontenjanı da artık 8.000 mi 10.000 mi falan öyle bir öyle şeyse. Öyle mi sayılıyor Türkiye Avrupa ülkelerinden? Tabii Türkiye Avrupa ülkesi olarak gözüküyor. Zamanını bekliyorsun. Ona göre işte hareket ediyorsun. 16.000 falan tam bilmiyorum Türkiye'nin kontenjanı kaç. Onlar arkadaşlar daha iyi bilir. Ona göre alım yapıyorlar ama yani her çıkana da green card verilmiyor. Dediğim gibi sıralama çok önemli. Çağdaş'ın 5.000'di mesela. Tabii o hemen aldı. Çabuk geldi. Öyle mi? Tabii 5.000'di sırada. Eyvallah. Peki abi filmlerdeki gibi miymiş? Aslında ondan önce şunu soracağım ben sana. Senden önce Charlie'ye bir şey sormak istiyorum. Green card'ımız çıktı. Amerika'ya geldik abi. Tamam. Ama bir planımız yok. Aha. Öyle çok fazla paramız da yok. İsim, ne yapıyoruz? Gece, adres, ne yapıyoruz? Instagram'dan mesaj atıyoruz. Şimdi Okan'a abi, Okan'a 15 tane, bana 15 tane. 20-30 da olabilir. Arda arda. Abi acil, acil. Abi lütfen. 10 taneyi abi kabul etmiyorsunuz. 15 yok, tane. Yok tabii. Abi lütfen çok önemli bir şey var. Geldik buradayız falan. Oluyor yani bir değil. Birden çok oldu. Hı-hı. Hayırdır kardeşim ne oldu? Abi Orlando'dayız. Hoş geldiniz. Neden Orlando? Abi sizi videoları izledik oradan geldik. Yoksa Orlando biz bilmiyorduk. Allah Allah.
Hoş geldiniz. Sen demek ki nasıl bir izlenim verdiysen Orlando'ya gelince böyle her taraf işte dijital para ödemeler, çıplak fotoğraflar. Ya hayır, soruyorum sonra nasıl, var mı hani başka bir bağlantı, var mı bir şey, yok mu? Yok abi, biz buraya geldik, mesaj attık hani dönersiniz diye, zaten hani bir yardımcı olursunuz bize. Evet. Burada eşek ne yaparız? Değilsiniz. Yani nerede ama kalırız? Ama Türkiye'de ya birinin nerede yardımcı kalırız? Olması bedava çok normal bir şey yani. Tabii ki olacak yani. Tabii. Eşek değilsiniz. Tabii. Değil mi? Eşek nerede değil kalırız? Nereden araba alırız? Hani elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz ama tabii biz de burada bir hayat mücadelesi sürdürüyoruz. Hani yoğun gündem oluyor. Vakit bulabildiğimizde yardımcı oluyoruz ama hani böyle bir şey var. Abi siz artık dönersiniz birinizden biri. Hmm. Okan dönmezse Charlie döner. Charlie dönmezse belki biri döner. Çok gerizekalı şey yani. Abi çok sağlıksız değil mi bu ya? Ya genç arkadaşlar, heyecanlılar. Hani vizem var, şeyim, green card'ım var. Hemen bir an önce gideyim. Ertesi gün ilk uçakla gideyim modunda. Ama yani genelde green card'da olanlar yazmıyor. Ya öğrenci olarak gelenler, evet, ya da work and travel'dan sonra kalan insanlar nasıl yazıyor. Nasıl kalacağız? Biz illegal büro olduğumuz için hani nasıl kalınır Amerika'da? İllegal. Hoş geldiniz. Ama yani bence bu saç tıraşından kaynaklanıyor olabilir. Yani. Olabilir. Onun da etkisi bu olabilir. Saç tıraşından geliyor olabilir. Şimdi sen bana iki fotoğraf, nüfus kağıdını getiriyorsun falan hemen. Sana pasaportunu getiriyorsun. İki fotoğraf ayrı ayrı mı? Aynı fotoğraf. Fotoğrafların aynı olması şart mı? Sararıp Photoshop yapılmış beyaz. Öyle olursa. Green card çıkarsak olur. Green card çıktı. Hemen bilet alıp Amerika'ya mı? Yani buradaki işlem ne? Şimdi green card çıktı. Bir numara aldım. Tamam. Numara da verdi. Numara bana geldi. Numara e-mail ile mi geliyor? Mail ile mi geliyor? Nasıl geliyor? Numarayı sen başvuru yaptıktan sonra zaten otomatik numara ekranda beliriyor. Onu kaydediyorsun. Ondan sonra vize görüşmen geliyor. Görüşmeye gidiyorsun. Sağlık raporlarını alıyorsun. Konsolosluğa gidiyorsun. Tabii tabii. Ankara'ya gidiyorsun. Hani İstanbul falan onlardan değil. Direkt Ankara ile muhatap oldum ben. Belki değişmiştir dediğim gibi arkadaşlar. Bu 2017 yılıyla alakalı. Belki sistem değiştiyse bilemiyorum. Ben yaşadıklarımı anlatacağım sizlere. Evet. Neyse, oraya gittiğiniz zaman belli bir klinik var. O klinik dışında başka hiçbir yerden sağlık raporu kabul etmiyorlar. Klinik dolar alıyor. Dolarla gidiyorsunuz. Amerikan hastanesi gibi. Tabii, tam Amerikan usulü. Sağlık raporlarını aldıktan sonra işte sizden istenen bazı belgeler var. Şimdi hepsini hatırlamıyorum. Size zaten listeyi veriyorlar, mail atıyorlar. Oradaki belgelerini de alıyorsunuz. İşte nüfus cüzdanı falan filan, böyle muhtarlığa gidiyorsun falan. O tarz şeyler var. Onları aldıktan sonra gidiyorsunuz. Zaten adamlar siz gitmeden biliyor yani aşağı yukarı kime vereceğini, kime vermeyeceğini. Evet. Hani prosedür usulü gidiyorsunuz oraya siz. Birkaç soru soruyor. Amerika'da ne yapacaksın falan. İsterseniz Türkçe, isterseniz İngilizce konuşuyorsunuz. Yani ikisi de okey. Yani İngilizce bilmiyorsanız da okey. Korku yaşamanıza gerek yok. Sonrasında size vizeyi veriyorlar. Ülkeyi 6 ay içinde terk et diyorlar. Değil mi? Türkiye'den hemen aynen çıkman lazım 6 ay. Öyle mi? Aynen. Şimdi tabii burada iki tane sorun var. Birincisi, Amerika'da senden ne yapmanı bekliyorlar? O sorunun sebebi ne sence? Yani Amerika zaten sen göçmen olduğun için yapabileceğin işler aslında belli. Onlar da biliyor. Onlar tabii Amerika'yı biliyorsun çok fazla ulus olsun burası tarzında, evet, düşündüklerinden dolayı zaten böyle bir şey var. O yüzden yapabileceğin işleri nüfusu biliyorlar. Nüfusu da tutması lazım. Tabii tabii lazım. O da var. Adam sana zaten şey diyor, tamam haklarım bu, haklarını söylüyor vesaire. Bir de yemin ettiriyor sana. İşte Amerika'da olduğum süre içerisinde iyi bir vatandaş olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Elini kaldırıyorsun böyle, yemin de ediyorsun bu arada. O şimdi hatırladım. Yani yeminini ettikten sonra bu adam sana bir şey veriyor. Biri bir şey sormuştu bana. İncil'e el basma olayı var mı? Yok, öyle bir şey. Bunu bana biri sormuştu. Hatta dedi ki yani sen de İncil'e el bastın mı falan filan. Ben İncil mincil görmedim yani. Herkesin farklı dini var, evet, farklı ibadet tarzı var vesaire. Yani bunu Amerika bir kere Constitution'a aykırı. Tamam. Yani Amerika, yapamaz. Amerika değil bu yani. Evet yani Amerika. Yoksa öyle bir memleket. Yoksa Müslümanız yani. Niye basalım yani? Şey. Elhamdülillah Hristiyanız falan. Amerika'ya gidecek yani. Tamam, o eli de niye kaldırıyorsun acaba? Tamam, o ne? O evet, öyle yemin ettiriyorlar. Şöyle, bana da aynen, bana da ettirmişler. Yani elin başka bir yerde olmasın. Göreyim ben onu. Birine şey oldu, evlenmeye gidiyor nikah dairesine, orada da yemin ettiriyor, el kaldırtıyor böyle bir prosedürde. Hmm. İngilizce de bilmiyor, elini kaldırınca çak yapıyor. Şaka yapıyorsun. Abi bunu görmek isterdim. Bak, gerçekten aynen, değil miydi? Burada oluyor. Ya, hakikaten elini kaldırıyor, çak yapıyor. Diyor ne oluyor, bir saniye ya, ne çakı falan. Şu adamlar şaşırıyor, düşün. Kim bilir 20 senedir memur, hiç kimse çakmamıştır eline böyle. Yani. Hani böyle bezle gidin arkasına. Aslında şak kadanak eline verir. Tabii böyle ilginç. Evet, ilginç değil mi? Ama çok yukarıda el. Aslında var ya şeyde de mesela gelini öpebilirsin deyince böyle şak kadanak öpeceğim mesela nikah memurum değil mi? Böyle bir şaşıracak ortamı, bir şaşırtman lazım. Evet, evet abi, bunlar olmasa yaşamanın ne anlamı kalır? Ne anlamı var? Mesela aylık kaldır diyene çakmayacaksan ama. Peki abi, klinikte de sanırım Amerika'ya giremeyeceğin bazı hastalıklar var değil mi? Evet, bazı detaylar var, var dediğin gibi. Ama detayları ben bilmediğim için onlar kan kontrolü yapıyorlar. İnternette zaten. Kan alıyorlar zaten, öyle kontrol dediğin normal klasik bir. Kan aldıktan sonra 2 saat bekliyorsunuz orada.
sonrasında veriyorlar. Yok, indirttiler mi? İndirtmediler. Bana indirttiler. Allah Allah. Tabii. Neyden bahsediyoruz şu anda? Burada. Aşı yapıyorlar bir şeyde, yani. Hani pantolonu indirttiler yani. Hem kanalar hem aşı yapıyorlar. Niye indirttiler onu? Dur yani aşısı bir dakika abi. Abi biz aşıdan göte yana geldik. Bir dakika pantolonu evet abi. O daha ilgi çekici geldi. Siktir at aşıyı anlat. Anlat. Sonra... indirdin. Burada pantolonu işte don da dahil mi giyiyor muydun? Green card sürecinde gittik. Bana demişti bazı arkadaşlarım daha önce alan. Onlar hani kimi indirtti kimi indirtmedi. Ben dedim hani inşallah indirtmeyene denk geliriz. O yani. Herhalde doktoruna bağlı. Doktor böyle 70'li yaşlarda bir amcaydı. Doktor kesin look at this what I'm gonna do. Ya doktor 70'li. Take your pants off please. Aynen 70'li yaşlarında bir amcaydı. İndir dedi. Ben salağa yatıyorum yani. Niye yani ne gerek var? İndirtti baktı yani yerinde mi duruyor mu diye herhalde her şey. Ona evet. Baktı sağlıklı mısın? Hani organların yerinde mi diye. Evet. Oha. Bak gerçekten bir, öyle. Ama çok yapamam. Çok duydum. Önden baktı arkadan mı? Bana öyle bir şey olmadı. Tartma durumu oluyor mu abi? Şöyle bir. Tartma olmadı. Tartma. Yok ama baktı duruyor mu hani yerinde mi? Bu arada mi? Flashback. Her şey. Abi çok çok kötü ya bu. Bu ne evet, ya? Yani pantolon indirtmesi bayağı İlginç. Şeymiş. Şimdi green card almak için yani insan yani yıllarını veriyor, bir süreçten geçmişsin, heyecanlısın o an. Yani indir deyince indirmiyorum lan ben. Şey desen süreç sıkıntıya girer. İyiydin balım eyna. Bir de neyi gizlemeye çalışıyorsun? O da da. Neyi gizlemeye çalışıyorsun yani? Aynen. Tabii zaten 70 yaşında. Görse ne olur o saçma. Ondan yani. Baktı bu çocuk yakışıklı falan gördü ya bunu. Dedi ki ulan bu içeride kadınlara sıkıntı olur mu? Ben bunu bir göreyim. Şeymiş böyle Amerika'da bizim bacılarımıza. Arabistan'da şey ya Kıvanç Tatlıtuğ'la şeyi almamışlar ya içeri. Kadınların nefsini uyandırıyorsunuz diye. Evet. Allah Allah. Öyle, öyle bir durum evet, olmuş. Evet ben de duydum onu. Kıvanç değil de kendi vatandaşını ülkeden atıyor çok yakışıklı diye. Allah Allah ya. Ne diyorsun ya? Ama yok Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit mi bir şey oldu. Onları da almadılar ülkeye. İlginç. Şeyden immigration'dan geçemediler falan yani. Abi bunlarla uğraşma. Sen nereye bakıyorsun abi oralarda? senin niye gözün o taraflarda gidiyor? Burada muhabbet burası yani. Araba geçiyor ya çok ondan. Bu pantolon indir falan deyince heyecanlandı. Baksana sağa sola oynuyor çocuğum. Abi aklım gitti. Başladım. Yalan yok. Pantolon ben biraz... Eyvah sonra aşı diyordun abi sen. Aynen aşıyı yapıyorlar. Dedi. Sonra gidiyorsun sabah 8'de, 9'da erken saatlerde görüşmeye belgeyle böyle konsolosluğun önünde bekliyorsun. Telefonu emanetçiye veriyorsun, çantanı emanetçiye veriyorsun. Hiçbir şey olmuyor üzerinde. Böyle bir kontrol ediyorlar. Benim olduğum zaman bir alarm öttü. Böyle bir şey yapıyorlar böyle. Bazen bir tehditvari biraz daha hafif. Hmm. Hani burası çok güvenlikli tarzı böyle. Hani şey gibi tatbikat tarzı bir şey yaptılar beni ben varken. Herkes şeyde, konsoloslukta mı? Aynen. Evet telefonları veriyorsun ya. O gün bana çok koymuştu. Giriyoruz telefon yasak demedik mi falan bana böyle. Tabii demiş. Be, telefonu bırakacaksın mı böyle sert yapıyor. Yanına bir tek şey Amerikan vatandaşları girebiliyor telefonla. Yanında ayrı giriş var. Dedim ben bir gün bu kapıdan Amerikan vatandaşı olarak girerim. Ulan ama Amerika turist... sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? Aynen. O zaman turist vizesi almak için bile böyle hani tabii abi ne de, telefon ne demek abi atayım. O da çok enteresan evet. Bir durum. Bak benim bir arkadaşım başına şöyle bir şey geldi. Biz tabii immigration'ı o zamanlar büyütüyorduk gözümüzde ama gereksiz büyütüyorsun evet. Haliyle. Çünkü onların da yapıp yapamayacakları ve immigration'lar yani burada göçmenlik bürosu polisleri yani hudut polisleri de göçmen zaten. Tabii ya. Onlar da yeşil tabii kartlı onlar. Falan bu arada. Tabii. Şey gibi yani göçmeni göçmene kırdırmaya evet. Çalışan bir felsefe var. Bir gün bir arkadaş giriyor odaya alıyorlar ikide bir. Hani böyle beğenmedikleri bir durum bir tip olursa odaya alıyorlar. Mülakatta mı? Evet çapraz ha? Falan yapıyorlar ondan mı? Şey, İlk ülkeye girerken herhalde. Girerken mesela bakıyor böyle random oluyor bazen. Hı, bazen evet. Diyor ki sizi odaya alabilir miyiz? Bu çocuk da her geldiğinde ama odaya alıyorlar. Bir şey var, bir sıkıntı var yani. İsimden flag oradan. Yapıyor. Kimisinin meçhede aynı isimde bir sıkıntı oluyor. Ya da bazı isimler özellikle 11 Eylül'den sonra Ahmet, doğru, ama Muhammed. Daha vizeyi falan. Alırken araştırıldığın bir durum. Şimdi mesela... Kapıda da durduruyorlar. Sırf ismi öyle diye tam Müslüman ismi şey olduğu için doğru. Her geçtiğinde ne olursa olsun vizesi var, green card'ı var. Her geçtiğinde bir alıyorlar yani kimisini neyse, arıyor. Neyse adam bekliyordu 2 saat. En son adam kafayı sıyırıyor kalkıyor bizim Türk yani Orlando'da oluyor bu. Siz diyor beni burada niye bekletiyorsunuz yani? Sakin ol diyor otur yerine istersek seni içeri almayız. Sen kimsin ki beni içeri almayacaksın diyor. Ben sizin maaşınız kadar vergi ödüyorum lan bu memlekette diyor. Siz beni niye bekletiyorsunuz her seferinde 2-2,5 saat burada ya diyor. Bana diyor supervisor'ını çağır diyor. Ben seninle konuşmak istemiyorum, muhatap olmak istemiyorum sen dedi. Bana supervisor'ını çağır. Burada bu yetkisi olan bana benim buraya her gelişimde niye odaya alındığımla ilgili cevap verebilecek bir adam istiyorum diyor kardeşim. Hemen içeriden bir tane Indialı geliyor böyle. My friend. Efendim pardon my friend derdim. Hemen odasına alıyor bunu. Bu vakti kafayı yemiş ya. Tabii. Odaya götürüyor abi. Efendim diyor bakıyor ismini soyadını bilmem pasaportu alayım falan. Bak
bakın diyor, şu linke girerseniz diyor, orada bazı bilgi eksiklikleri var diyor. Onları diyor tamamlarsınız diyor, bir daha odaya girmezsiniz. Hep diyor bana bunu şimdiye kadar niye söylemiyorsunuz ki? Ben salak mıyım onu yapmayayım yani? Evet. Ben bunu yapayım bitseydi yani daha önceden, niye ben ikide bir, iki saat, iki buçuk saat, üç saat odalara girip bir de New York'tan bilet alamıyordum diyor. Aktarmayı kaçıracağım diyorsun. Bir arkadaş öyle evlilik mülakatında, o da çakma evlilik yapıyor ama o da öyle üste çıkıyor. Yapan diyor zaten Vietnamlı diyor. Yani kadın göçmen, İngilizce yarım yamalak konuşuyor diyor. Gittik diyor öyle işte, bizi çapraz aldı işte, kıza sor. Bu sefer hani şüphelenirlerse detaya iniyorlar ya işte. Orasında ben var mı, iz var mı, şu var mı, bu var mı? Herhangi bir yerinde. Hani bu sefer detay yatak odasına giriyor yani. Orasında tabii. Ben var mı? Sen evet. Değil ben olabilir. Detaylara girdiği için o çapraz yapıyor. İşte vermeyeceğiz gibi bir şey yapıyor. Ne demek diyor ya, siz bir şey yapıyorsunuz. Yaş farkı var aralarında da, biraz yaş var. Biz birbirimizi seviyoruz ya diyor. Siz kimsiniz diyor, bu şey yapıyorsunuz diyor. Bana vereceksiniz diyor bu green card'ı. Ne demek biz yaş farkı var diye sevemez mi? Bu sefer hani hemen hak, hukuk. Aman işte ayrımcılık olmasın. Avukatsız girince de daha sert davranıyorlar bu. Ayrımcılık olmasın falan, böyle üste çıkıyor, adama veriyorlar. Hadi ya, orada tabii. Alıyor aşağı. Bir tane daha arkadaşım, o da Lübnanlı, kulakları çınlasın, aldı şimdi pasaport. Tabii bu 10 sene önceki olay. Onun da eşi, hakikaten eşini de tanıyordum da, bir 20 yaş falan büyüktü kendinden. Yani geziyorlar, oğlan benim kadar, teyzesi gibi yani yanında. Bununla gidiyorlar, biz diyor, bakıyor adam, inanmıyor. Sen diyor ne gidiyorsun? Ben diyor çok mu diyor meraklıyım ülkenize kalmaya diyor. Eşim diyor burada çalıştığı için, burada doğduğu için, biz bununla işte Dubai'de tanıştık, Lübnan'da tanıştık, buraya geldik. Ben diyor onun için buradayım, sevdiğim için diyor. Bayılıyorum size, bak diyor benim bir param var diyor, ben futbolcuyum diyor ülkemde diyor, şeyim diyor, tamam bak diyor. Vermiyorsan verme diyor, şimdi söyle bana o zaman vermeyecek. Direkt böyle, şimdi söyle bana vermeyecek. Ama diyor halbuki aslında o kadar istiyor ki yani gelip buranın pasaportu. Çünkü Arap ülkelerinde Amerikan vatandaşıysan seni böyle sırtlarında gezdirirler, başında gezdirirler. Öyle mi gerçekten? Tabii gerçekten öyle. Ben de gördüm, şahit oldum ona. Çok ayrı bakıyorlar sana. Bu da onun için tamamen istiyordu. Abi direkt böyle yapıyor. Vermeyeceğim diyor sana adam. Öyle mi öyle mi? Bu avukatına söylüyor. Avukatı diyor yani niye böyle bir şey yaptın? Hani saydırmış yani resmen. Vermiyorsan verme. Hadi çok mu bayıldım sizin ülkenize? Ne işim var benim Amerika'da? Zaten Oklahoma'da kalıyor. Tamam mı? Benim yaşadığım yer çok daha güzel. Ben Dubai'de yaşıyorum, Katar'da yaşıyorum. Size mi kaldım bilmem ne. Bu adama saydırıyor. O ona, bu buna. Karısı ağlıyor da, teyzemiz ağlıyor. Normalde 2 senelik veriyorlar biliyorsun ilk evlendiğinde. Sonra o 2 senelik işte 10 senelik oluyor. Kondisyonu kaldırıyorlar, şartı. Buna direkt 10 yıllık yolluyorlar eve. Avukatı demiş ya hani hakikaten böyle bir şey, şaşırdık yani. Sen o kadar şey ki adam, hani bir daha uğraşmayalım, gelmesin şey yapma. Direkt 10 yıllık verdiler adama. Adam vermiyor demiş ama diyor. Bir ara değil mi? Vermeyeceğim sana demiş. Verirsin vermezsin, vereceksin demiş, vermeyeceğim demiş, iyi vermiyorsan verme demiş, çıkmış. Arkadan hemen gönderdiler 10 senelik yani direkt. Bir de şöyle bir şey var, 2 yıldır evliysen ve sonra green card'a başvuruyorsan bu arada direkt 10 yılda alabilirsin. Evet. Öyle bir ihtimal var, yalnız bu olacak diye bir şey yok ama 2 yıl bir kere evli kalman gerekiyor. Amerikan hükümeti diyor ki 2 yıl bir görelim bakalım işin ciddiyetini. Gerçekten böyle bir şey varsa sana kondisyonu kaldırıp vatandaşlık yolunu açarız. Evet. Hatta evli kalıyorsan, green card'ını evlilik üzerinden almışsan ve evli de kalmışsan 3 sene sonra vatandaş da olabiliyorsun. Evet. Direkt. 5 sene beklemene gerek yok. Normalde green card'da 5 sene bekliyor. Ama evli. Eşin de vatandaş olacak. Tabii. Eşin yani vatandaş olmadan sen green card alamıyorsun. Evlilikten green card almışsın. Eşin green card'lıysa sen de green card alabiliyorsun. Hayır, alamıyorsun. Nasıl aldım abi? Eşin green card'lıyken sen green card alamıyorsun. Verme, yanlış vermişler sana. Hayır, dedim, sen eşin dedim. Evliyken green card aldı eşin. Yo, eşimin green card'ı vardı, evlendik. Evet. Ondan sonra 10 yıllık green card verdiler bana işte. Nasıl olur öyle bir şey? Sene, green card'dan da oluyor. Ha? Ama senin hayır, şey 5 senede vatandaş olabilir. Gerçekten eskiden yoktu böyle bir şey. Ha, vatandaşlık ama vatandaşlık 5 senede oluyor. Normal evlilik, vatandaşla evlilik gibi değil. Vatandaşla evlilik de 3 sene. Bir de biraz daha zor oluyor diye biliyordum ben. Green card'lı biriyle evlenip green card almak. Vatandaşla evlenmek daha kolay. Ben buna bayağı şaşırdım şu anda. Green card'lı biriyle evlenip green card alabiliyorsun. Evet. Ben... Bilseydik zamanında green card'la evlendik. Bana niye söylenmiş yok diye. Böyle bir şey yoktu önceden yani. Bilmiyorum, var. Benim eşimin green card'ı vardı. Türkiye'de evlendik. 2 sene evli kaldıktan sonra buraya geldik. Başvuru yaptık. Bir sene içerisinde işte mülakatı falan geldi. Sana acaba başka bir şey söylediler mi? Mevzuyu mu anlamadın sen? Olabilir. Ama geldi yani. Konu neydi? Peki, demiştin ki Amerika nasıl bir yermiş? Filmlerdeki gibi mi? Yani şunu sormak istiyorum. Green card çıkan kişilere green card talihlisi deniyor abi. Aynen. Bu laf beni birazcık hani şey yapıyor, irite ediyor. Green card talihlisi. Talihli misin abi? Şanslı.
şanslı kişi, okay, seçilmiş kişi muhabbeti işte. Ha. Yani şöyle, aslında seçilmiş kişi oluyorsun çünkü çevrene bir bakıyorsun abi, herkes başvurmuş, sana çıkmış. Sen diyorsun ulan bende ne var diyorsun, niye bana çıktı falan. Şimdi kuzene bakıyorum. Memelerim mi büyük? Kuzene bakıyorum, adam yazılım mühendisi, çap yapmış. Diğer kuzene bakıyorum, endüstri mühendisi. Tam ben de IT okuyorum da yani onların klasmanındayım. Yani onlara çıkmayıp da bana çıkması falan, bir de ikimiz hepimiz göçmeniz. Göçmenlikle alakalı çok soru da geliyor. Belki göçmensen daha iyi veriyorlar falan. Onunla da alakası yok yani. Yani öyle bir hissiyat oluyor aslında. Göçmenlikler Türkiye'deki göçmenlikten bahsediyor. Tabii Bulgaristan pasaportu da var. Bulgaristan evet, vatandaşlığı da var. Ondan dolayı da. 3 pasaportlu musun sen bu arada? 2. 2 ha. Çünkü 3 pasaport olacak, olamıyor değil mi öyle bir şimdi şey? Şimdi Amerikan vatandaşı zamanına gelince ne olacak? 3 pasaport olmuyor diye biliyordum ben de. Olmuyor ama şey yapmazlarsa. Yakalamazlarsa. Yakalamazlarsa 5 tane de alabilir. Evet. Çok benim yani arkadaşım mesela Brezilyalı eşi. Türk. Aynı zamanda Amerikan vatandaşlığı var çocukların da ikisinde. Çocukları burada doğuyor. Hem Brezilya hem Türkiye hem Amerika vatandaşı çocuk şu anda. Türkiye'ye ayrıca konsolosluğa çifte vatandaşlık başvurusu yapman gerekiyor aslında. Ve bunu kaydettirmen gerekiyor. Evet. Bunu hepimiz atlıyoruz. Evet. Dolayısıyla bunu yaptırmadığın için de memleketler birbirini görmüyor falan. Ama evet, Türkiye'deki sahip olduklarının üzerinden de vergilendiriliyorsun burada öyle olduğu zaman. Hmm. Yani aha, Türkiye'deki mal varlığın bir şeyin varsa, orada bir gelirin 3-5 kuruş da olsa bir şeyin oldu mu, burada da oradaki varlığının vergisini ödüyorsun. Türkiye'de Amerika ile ilgili mesela ben bankaya Amerika numarası verdim. Sonuçta mesaj geldiğinde yurt dışındayken Turkcell'i açmıyorum falan işte bununla gelsin etsin diye. Bana hemen oradan Amerika'da olduğum, bana ayrıca bir bilmem ne anlaşması falan filan işte burada bankada olan paranızı Amerika'ya bildireceğiz. Bununla ilgili haberiniz var mı? İşte kabul ediyor musunuz falan gibi kağıtlar imza attılar. Onu yani senin gibi Türkiye'de mal varlığı olanlar düşünüyor. Bizim öyle bir şeyimiz, biz geldik. Ya mal değil 20 canım. 20 yaşında geldik. Yoksa Türkiye'de mal... Arkadaşlarım malları Amerika'da var. Yani, yani. Malların varlığı Amerika'da. Yani buraya gelmek Türkiye'den ayrıcalık yani o zaman değil mi? Şu an o kadar kişi başvuruyor. Tabii. Mesajlardan görüyoruz. Nasıl geliriz? Nasıl geliriz? Nasıl kaçarız? Hele nasıl şu anda gideriz? Gerçekten çok yani, ayyuka çıkmış. Biraz şey değil mi yani? Dolar 10 lirayı görmek üzere. Evet. Yani evet ya, bu gerçekten beni çok çok iğrenç bir şey durumda yani şu an. Ya mesela desen arkadaşlar green card aldım ben, seçilmiş kişiyim, bunu satıyorum 1 milyon TL hop hemen alırlar. 10 dakika için. Düşün yani. Tabii. Değil mi? Öyle bir şey olsa. Sen gitmek ama aklınızdan koyuyorsun, geçmesin. Ha. Çünkü bu transfer edilebilen bir şey değil. Hayır, sırf da şey değil yani. Hakikaten hani öğrenci 20 yaşında gelmek isteyen değil. Ben hani görüyorum çevrende. Hani 40 yaşında, 50 yaşında Türkiye'de kariyeri olan insanlar bile nasıl giderim, nasıl gelirim, başka bir yolu var mı, nasıl yatırım yapayım? Hani 300 bin dolar, 500 bin dolar yatırıp, 1 milyon dolar yatırıp hani varlıklı şimdi aileler ve Türkiye'den kaçıp gelmek istiyor yani Amerika'ya. Nasıl evet, bir şu an öyle bir ekstrem bir durum var herhalde. Evet. Daha da bir arttı bu. Öğrenci vizelerini hani araştırıyorlar bir de vesaire. Şimdi öğrenci vizesi için Türkiye'ye turistsen burada geri dönmen gerekiyordu falan. İşte tekrar başvurman gerekiyordu öğrenci vizesine vesaire. Şimdi onu da kaldırmışlar galiba. Burada öğrenci vizesinden de turisti de öğrenciye çevirebiliyorsun. Tabii çeviriyorsun. Gibi burada durumlar var. Peki şuna da bir açıklık getirsek aslında. Turist vizesiyle geldin abi buraya, 6 ay kaldın burada. Genelde 6 ay veriyorlar sana. Sonra gittin Türkiye'ye. 2 hafta kalıp tekrar buraya dönebiliyor musun? Yoksa Türkiye'de de mi 6 ay kalman lazım? Bu konuyu biliyor musun? Dönüyorsun. Ben biliyorum o konuyu. Eski turistlerden olarak. Bu yani. Eski turist. Gidiyorsun, dönüyorsun ama kapıda şey riskin var. Ya sen turist misin? Sen Amerika'da mı yaşıyorsun, Türkiye'de mi? Turist yani dediğin gelir, gezer, gider. Gelmeye ha, kalkarsan sıkıntı olabiliyor. Ha, sıkıntı ben olabilir. De hani garanti değil. Adam tamam buyur gel, hoş geldin. Gerekçe gösterirsin. Ya ben döndüm, şurayı da gezecektim. Las Vegas'a gitmedim. Orayı da görmek istiyorum. Adam da tamam geç, bir ama, ay kal gel diyebilir. Ha, bir ama, ay diyebilir. Ha, bir daha 6 ay vermeyebilir. Vermez. Muhtemelen şey yapıyorlar. Burada ne kadar kaldıysan Türkiye'de de o kadar kal diyorlar. Yani ben öyle diyorlardı ki hani garanti olsun. Bir yerde daha fazla kalıyorsun. Düşsene bir yılda 8 ay burada kalıyorsun. 2 ay kalman yeter. Aslında buraya geldin 6 ay kaldın. 6 aya yakın. Ama gününü geçirmeden çıkacaksın. Ha, yine de o kapıdaki adamın şeyine kaldın. O adam İki seni beğenmedi. Arasında. Tipini beğenmedi. Bu burada gelir kalır dedi. Oradan seni ilk uçakla geri döndürebiliyor. Öyle bir durum var yani. Onun zaten için daha garanti almak. Göçmenlik büro amirine karşı milletimin ezilmesinin sebebi bu işte. Değil mi? Yani tabii, birden boka saracak. Ya adam böyle, adam seni sevmeyecek. Adam diyor aman göt ettin de bunu ne oldu ki boş ver geç hadi tabii, geç falan. Benim evet, arkadaş giriyor. Bu arada Ersin diye çok da sevdiğim bir arkadaşım. Gelirken buraya spor salonu açacak. Spor aletleri alacak falan filan işte. Onunla bir maceramız oldu. Neyse. Girerken böyle yapmış adam. Why did you come to United States? Why? Yani neden geldin? Hmm.
Sen neden geldin demiş. Haydi. Why did you come to United States? Ama adam espritel biriymiş harbiden, o da gülmüş yani. Eyvallah. İndiyalı yani sonuçta, bir de aksanı da sert. Evet. Sen niye geldin buraya yani? Niye geldin buraya? Sen niye geldin demiş yani. Ben ama, demiş işim gücüm var yani, yapıp halledip gideceğim falan, neyse öyle gülüşe oynaşa girmişler ama çok enteresan durumlar. Bir de şöyle bir şey var abi. Bir gün bizim Emil diye bir arkadaşımız var, Azeri. Çocuk buradan, o zamanlar Azeri pasaportu da yok. Expire. Azerbaycan'a gitmesi lazım. İstanbul'a aktarmalı bilet alıyor. Ama o sırada da green card'ı da yok. Ya da green card'ı var da sanırım pasaportu yok. Amerikan pasaportu. Yani travel pasaportu, seyahat pasaportu vermişler buna. Seyahat pasaportuyla Azerbaycan'a gidecek. Azerbaycan pasaportu yok. Türkiye üzerinden gitmesi lazım. Ondan sonra Azerbaycan da bu arada Amerika'ya vize istiyor. Bu arada falan öyle bir yer yani. Türkiye'ye vize yok. Kimlikle giriyorsun artık. Kimliğini gösterip giriyorsun. Türk vatandaşıysan, Amerikan vatandaşıysan vizeyle giriyorsun. Ama buradan çıkıyor çocuk. Ayarlıyor da vizesini falan Azerbaycan'a. İstanbul'da vize yok diye tutuyorlar bunu. İstanbul'a girecek o sıra. Ama girecek, ayrı ayrı almış biletleri. Girecek, birkaç gün kalacak, geçecek. Biz seni alamayız. Ya nasıl alamayız bilmem ne bilmem. Ya Azeri olduğunu ispatlayabilsen geç yani, Azerbaycan'a bir sıkıntı yok. Ama sen şu anda Amerikan vatandaşı değilsin, biri değilsin vesaire yani, biz kimsin? Seni vize olmadan, Türk vizesi olmadan bu pasaportu alamayız diyor. Türk konsolosluğundan vize alman lazım diyor. Çocuk diyor ki ya diyor, bunu diyor bir halledemez miyiz diyor. Ben şimdi diyor, beni göndersen diyor geri diyor, ben 15 saat uçacağım. Yani geri bir de geleceğim oradan diyor. Ben bir daha uçak biletine para vereceğim. $1,500 sana vereyim onu diyor. Hani uçak biletine masraf olmasın diyor. Adam da birden böyle, sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Lan rüşvet değil ki, bu şirinlik diyor. Şirinlik diyorlar Azerbaycan'da. Hürmet falan filan. Yani Azerbaycan'da bu arada Türkiye'nin 80'leri gibi hala ağır bir rüşvet ağı var gerçekten. Şirinlik falan, adam abi öyle yapıyor, böyle yapıyor, kabul etmiyor. Neyse, Emil'i postalıyorlar geriye. New York JFK havalimanında, John Frank Kennedy havalimanında. Immigration officer böyle yapıyor, bakıyor diyor ki, ya diyor, sen diyor dün gelmişsin, gitmişsin buradan diyor Türkiye'ye. Evet. Bugün niye geri döndün diyor. Beni deport ettiler. What? Deport yedim ben diyor. I'm an immigration officer for 20 years and you are the very first guy that I ever seen who got deported from Turkey back to United States. Gerçi Türkçe. Yani diyor ki adam, 20 senedir immigration officer, göçmenlik bürosu amiriyim diyor burada. Sen Türkiye'den Amerika'ya sınır dışı edilen gördüğüm tek adamsın diyor. Ya gerçekten, ve konsolosluğa gidiyor New York'ta, Türk konsolosluğuna. Ne oluyor biliyor musun? Güvenlik soruyor, ne için geldiniz? Vize için. 3. kat diyor. Çıkıyor 3. kata, pasaportunu uzatıyor. Diyor ki $20 diyor. Evet. Çat basıyor damgayı, teşekkürler diyor, gidiyor çocuk. Bu kadar olay. Basit değil mi? Bunun için adam yani gerçekten 11 saat geri uçuyor. Yazık ya. Bir daha oralarda sürünüyor New York'ta. Bir daha uçak bileti son dakika para veriyor. $2,000'larda falan bilet alıyor. 11 saat tekrar uçuyor falan filan yani. Bürokrasi ne kadar iğrenç bir şey değil mi? Bir böyle bir şey olabilir mi yani? Sonuçta adamın ismi, cismi bilmem ne falan filan hepsi orada. Hani en azından orada böyle bir hizmet verilse, honest ve yani dürüst hatalar için en azından. Yani. Yani böyle bir durum olsa, çünkü sınır dışı edilecek bir durum yok adam. İşte burada en alıştığımız şey, hemen gelince biz de alışıyoruz rahata değil mi? Sistem her daha kolay. Her şeyi böyle kalıbına, kuralına göre yaptın mı? Yoluna, yordamına göre yaptın mı? Çok rahat. İnsanlarda bile o rahatlığı görüyorsun. Yani, evet abi. Mi? Çünkü olması gereken bu aslında. Daha bir, şimdi bizimkiler de daha yeni geldi mesela. Hepsi diyor hani daha, yani Türkiye'de daha bir böyle bir şey ortam var. Hani stres, gergin. Hani biz de öyleydik oradaki. Aynen, şimdi burada ya. Mesela korna sesi duymuyorsun, kornaya basmıyorsun. Şimdi Türkiye'ye gidince hemen o şeye giriyorsun. Sinir, stres, nereye park edeceğim arabayı? Hani öyle deyince bütün günün stresi geçiyor değil mi? Öyle sorma yani. Ya. Ha, Okan sen de yeni geldin Türkiye'ye. Ben yeni geldim. Beşiktaş'a cumartesi günü arkadaşla gidelim dedik. Parking yok ya. Beşiktaş'ta park edemedim bildiğin. Taksi istiyorsun. Taksiler gelmiyor. Sistemi kapatıyor. Nakit para istiyor. Sıkıntıydı ya aslında. Ha, bir de on başladı günlerde. Şimdi. Sistemi kapatıp nakit para olayım i̇şte var. Bazı uygulamalar var ya işte, bir taksisidir, osudur, busudur. Adamlar sistemden çıkıyor. Ama bakıyorsun her yer taksi kaynıyor ama sistemde gözükmüyor. Burada Uber driver'lar da kapatıyor ya surge olsun diye. Aynı muhabbet işte. Ben de şimdi biliyorum şimdi taksicilik yaptık burada da. Yıllarımızı verdik. Aynen, anlıyorum yani. Amerika'da yapıyoruz. Onu bir anlatsana. Neyi sorucu olsun? Yani biz Amerika'da yapıyoruz bu işi. Yani benim yaptığım işi Türkiye'de yapıyorlar, anladın mı? Nakit parayla çalışmaya çalışıyorlar. Ve sen buna bozuluyorsun.
Aynen, aynen. Senin yaptığın çok... çakallığı sana tabii. Yapılınca bozuluyorsun tabii, ya. Tabii tabii aynen. Ama bizimki çakallık değil ki. Türk yapınca orası şöyle. Olur, burası sosyetedir ya. Orada sistem yok. Bizde sistemden online olmuyorsun. Offline atıyorsun kendini. Sistemde yok. Aa diyor burada şoför yok diyor. Fiyatları yükseltiyor. Sonradan online oluyorsun falan. Orada öyle bir sistem yok. Sistemi sen yapıyorsun orada. Hmm. Hani öyle bir sistem. Sen yine sistem içindesin. Yine komisyonu Uber'e veriyorsun falan da. Yani şoför olmayınca bir dakika bu için. Evet, değişik bir konu. Şimdi green card alıp Amerika'ya gelen arkadaşların Uber vesaire böyle delivery vesaire tabii. İşler direkt birinci işler. Tabii. O orayı biraz açsana. Nasıl bir trik var orada? Kapatıyorsun şeyi. Ya şimdi şöyle ben bir 6 aydır yine yapmıyorum. Şimdi okula falan gidiyoruz. Meşgulüz. Uber'i bıraktım ama şöyle ya bu aslında şey hile ya aslında söyleyelim mi? Hile bu yani. Söyle oyunun hile. Güzel ben. Ya şöyle aslında hile de değil. Sistemden kaynaklı bir olay. Sen bakıyorsun mesela çok driver var. Ama yani sen hiç kimseyle konuşmuyorsun. Herkes aynı şeyi yapıyor. Sen sisteme ayık uyduruyorsun aslında. Bakıyorsun sistemden yolcu gibi. Bakıyorsun kaç tane çevrende Uber arabası var. Tek tek eksiliyor böyle. Belli bir saat geldiğinde downtown 2'den sonra biliyorsun herkes çıkıyor ya. Evet. Bakıyorsun herkes sistemden çıkmış. Sağda solda sigarasını içiyor falan filan. Demek büyük güne hazırlanıyor. Surge verecek. Anlıyorsun orada. Sonra yolcu ekranından çıkıyorsun. Driver ekranına geçiyorsun. Oradan sonra sen de offline oluyorsun, bekliyorsun. Sonra yolcu ekranından sürekli bakıyorsun fiyatlar yükseliyor mu, azalıyor mu? Yani çok çeşit var zaten buraya geldiklerinde yemek dağıtırken bile göreceksiniz. Bazı bölgede driver az olduğu zaman yemek taşıyan birisi bile olsa uygulama orada search çıkartıyor. Sana diyor bak burada driver yok, 3 yerine 5 vereceğiz diyor mesela o yani. Tabii. Harita kırmızı oluyor değil mi? Böyle harita kırmızı aynen. Oluyor, çok güzel bir harita. Üzüldük. Harita bir kırmızı oldu. Yalnız orası çok güzel. Ben de buraya gelmeden önce işte Amerika'da ne var ne yok diye araştırırken ben de yeniyim yani. Çok eski günler değil. Okan'ın videolarını hep izliyordum. Böyle Uber yapıyordu. Çok keyifli geliyordu bana o zamanlar. Tren raylarına girdiğini şahit oldun mu? O tren raylarına girdi. Tam o zamanlar buraya geldim. Sen taksın şu tren rayına. Bir kere tren rayına girdik var ya. Arabasını vermiyor, kullanamıyorum yani. Abi ne araba aldın sen bu arada? M6 aldım. M6 aldı. Aynen. Özgür Bey M6 Mustafa'nın M6. Aynen. İşte M'ini İngilizce nasıl, söylüyoruz. Nasıl M'in musun? 6'sının rakamını Türkçe söylüyoruz. M'mek önemli tabii. Nasıl memnun musun? Çok memnunum ya. Evet. Neden memnunsun mesela? Sağ olsun mesela? Kaan buradan kulakları çınlasın. Götürüp parmaklıyor mu? Var mı öyle bir şey? Masaj yapıyor. Tabii. Masaj. Yani ona yakın. Botoksları yapıyor mu böyle kıçının yapıyor, altına yuvarlayarak? Tabii tabii. Yapıyor. Soğutma var. Bu, masaj var. Bu senin hoşuna gidiyor mu peki? Screen mirroring var. Ekranı yansıtıyorum. En beğendiğim özelliği. Televizyon gibi. En beğendiğin özelliğini mi? En beğendiğim. Özelliği. Özelliği. Mesela? Screen mirror yapıyor. Ekran yansıtma işte. Ha, o hoşuma gidiyor. Maç o falan yolda. Yok heads up'a değil şeye. Normal ekranına bu eleman onu da açmış. Ekstra yüklemiş galiba. Yani CarPlay gibi ekranı oraya atıyorsun. Fener maçını falan yolda izle. Aa çok iyiymiş tabii ya. Tabii tabii. Vallahi mükemmel. Süper bir bence şey bunları denemeyin arkadaşlar. Ama tabii ki araba kullanırken dikkatimizi dağıtmamamız lazım. Denekle ayan diyor. Kamu stopu mu? Stop ne lan? Stop. Spotu, kamu stopu. O az önce gösterdim ya şey. Simülaj diyor. Detontene gelişen diyor şeyler diyor. Detontene. Detontene gelişen ama olaylarda. Ama detontene diye bir aslında bir kelime olabilir. Detone var değil mi? Detone ile spontaneyi. Çok memnunum. İnşallah kazası belası kullanırız. Sevişken bir araba, seksi bir araba. Ne renk aldın? Çok mavi. Evet. Ne mavisi? Vallahi. Pasifik olsun. Öyle bir şey yok. Bir şey mavisi de yanlış söylemeyeyim. Öyle bir şey bir mavisi. Koyu bir renk mi yani? Evet. Evet. Falan. Evet. Senin araba aynı mı? Sen değiştirdin mi? Ben de bir Highlander bir de Porsche var işte. İkisi Boxster var ya onda da. Ha, doğru. Aynı yani. Bir değişiklik olmadı. Amerika'da çok sık arabalar değiştiği için. Biz her sene. Klasik. Her sene. Trade-in veriyorsun. Ya ama sistem alıyorsun. Kolay değil mi? Sistem güzel. Şey evet. Güzel. Ya gidiyorsun 2000 dolar veriyorsun. Arabayı alıyorsun. Çıkıyorsun ayda 500 dolar taksitle. Arabasına göre. Bir de ben Porsche'dan 2000 dolar almışım. Ya adamlar 5000 dolara anlaştık. Okey. 2000 dolar verdim, 3000 dolar istemediler. Ben de sesimi çıkarmadım. 3 ay sonra arıyorlar. Beyefendi 3000 dolar verdiniz mi? Vermemiş miyim? Ki. Aha. Verdim. Aha. Öyle bir... Ne o? Vermemiş miyim acaba? Onu oraya kim neyi koydu? Down payment herhalde. Down payment. 2000 verdim. Dediler gelince imzalar atarken verirsin. Tamam dedim ben kartımı. Aradan kaç ay geçti? 3 ay geçti. 2000 dolara Porsche almış olduk yani. Tabii. Baya baya. 3 ay sonra arıyorlar Okan Bey 3000 dolar verecektiniz. Ne 3000 doları? Kim dedi? Kim dedi? Söyle bana. Kim dedi? Çok iyi ya. Kim vermedin dedi? Doları? Yo bekliyorum link atacaklar. Kadın daha link atmadı. O internetten vereceğim. Yokuş. Ne güzel ha. Şu an hala şeydeyiz. Yokuştayız yani. Link atmadınız. İnsan ne istiyordu? Diyeceğim link atmadınız link gelmedi. Onu alacaktın abi.
battık kardeşim. Diye. Aynen. Alacak. Ben şu anda çok borçtayım. Kusura bakmayın. Ya bu aralar bizim şimdi üst kattan bana bir çıkma yapacaklar dedi geçen ay. O da arkadaşla kirayı ödemedi. Çekler döndü. Aynen. Vallahi karın kaslarını bile göremiyorum. O kadar fakir bir vaziyet. Demişken bu arada ne abi sen bu karın kası falan ne ayaksın sen ne? Sen nazara mazara gelirim diye böyle bir artistlikler yani böyle bir değişiklikler. Kaçtı lan mı? Hayır şey çok cool sen ya. Sen niye milleti kıskandırmaya çalışıyorsun? Şey ya? Çok cool. Diyor ki karın kası ben çalışmıyorum abi ya. Bende hep vardı. Bende hep ama vardı. İfşa etmeyelim şimdi. Arada fotoğraf paylaşıyor Morning Run diye. Ya bize de mi yani? Hani morning ben 3,5 senedir her gün gördüğüm adam bir kere morning run çıkıp sabah koşusu yapmamış. Tamam. Ya da gym'e gideriz. Hadi kardiyo yapalım yine. Hadi ya. Yani zaten six pack'im aynen. Kardiyo ihtiyacım yok demiyor tabii. Çok mütevazi bir kardeşimiz ya. Olduğu için demiyor da. Yani siz yapın buraya ben gideyim işim var şimdi çekime gideyim oradan. Şey yapayım adam kardiyo yaptığını bir kere geçen gün bak 3 sene sonra yok ya, 15 dakika elliptical yaptı. Tamam yani arada bir bisiklet. Ya, benim 500-600 hani 3 senede 3 kere. Bak 3 kere falan yani. Şimdi caption lazım ya fotoğrafların altına bir şey yazacaksın. O gün içinden gelmiş. Üstü de çıplaklı galiba. Evet. Morning run. Tam böyle koşuymuş gibiydi. Yani ben yazacağım altına. Ya yapma gözünü seveyim. Morning run. Ama yok maşallah. Allah tarafından böyle blessed bir evet. Arkadaşımız, kardeşimiz. Ne yese metabolizma yarıyor. Hızlı canım, metabolizma hızlı. Yani. Ben sana bir şey diyeyim mi? 30'dan sonra sen bozulmazsan ben acayip bozulurum. Evet. Ben de ona dedim. Bekliyor. 30. Ben bu olmaz. Ben böyle hayatın adaletini mi? Ben de öyle 30'dan sonra diyorum. Kaan diyor yok diyor. Kaan, bu yaşa kadar böyleyse 26'da da böyleyse bu saatten sonra olmaz diyor da. Çünkü ne yese yarıyor. Yedi mi büyütüyor. Bu da bozulmaz bile. Ya. Ya ben günde 2 öğün yiyorum. Çok bir şey yemiyorum ki aslında yani. Az da yiyorum. Niye? Ben sevmiyorum yemek. Niye? Ben yemek niye? Yemeyi sevmiyorum. Uğraşmak istemiyorum ya. Uğraşmak istemiyorum. Ben günde bir öğün yiyorum. Valla uğraşmak istiyorum ya. O yüzden zaten hep inceydim. Hep böyle sıskaydım. O yüzden hiç gelmedim. Senin six pack'ler o zamandan geliyor. Zayıf halinden. Abi canım ben her zaman six pack'lerim. Hiç üstüne yağ koymuyordu. Koymadı. Şimdi sıska değilim. Yine kaldı Allah'tan. Evet. Yani mesela yemeyeyim. Biz Ömer ve bıyıkları, Okan ve memeleri oldu yani. Bu şey. Yani. Ön plana çıkan uzuvlarımızdan bahsediyorum. Niye senin bıyıkların? Kıllar da bir uzuv sen. Abi bilmiyorum ya. Benim bıyıklarımla bir alıp veremediği var da. Ya böyle asimetrik bir neşeli ahenk var o bıyıklarda biliyor musun? Hani dünya sikimde değil gibi böyle dudağın üstünde böyle açılmış. Buraları bipliyorsunuz mu? Açık mı bunlar? Nerede? Bu dünya minare muhabbetleri. Biz böyle göt meme bizde şey yok, pipi. Sansür yok. Nereye kadar? Popo. Sınır ne? Sınır onu bilelim de. Yani. Yok mu? Abi sen bir pantolon indireceksin. Bizim hem... Şimdi... Bakayım şöyle falan. Green card çekiliş falan dedik. Sen aynen. Biraz heyecanlandın fark ettin. Havuçların terlemeye başladı. Bir pembeleştin sen. Her konu oraya gelecek mi diye şu an heyecanlıydım. Bir meme uçlarını çıkartamadık geçen programda. Evet ya. Bu nasıl arada biz sabır? Önümüzdeki haftalarda senin eve geleceğiz abi. İncelemeye aynen. Geliyoruz. Ben bekleriz. O evi inceleyeceğim. Ben neler oluyor o evde merak ediyorum. Öyle smart olmuş, bazen neymiş? Sular basıyor, bazen böyle yangın alarmları gecenin bir körü çalıyor. Yani benim olay olaylı bir yer yani. Valla ben hep böyle varoş tarafları sergiliyorsunuz eyvallah da ben o evi gelip yok böyle abi, bir çökmek istiyorum. Yok abi 5 odalı fıstık gibi havuzlu evde oturuyor. Bakma çok mütevazi olduğundan tamam böyle işte, şey yapıyor da. Bunu bir inceleyelim. O havuzda falan neler var. Ama ilginç tabii yani. Bir giriyorsun buradan bir siyahi arkadaş çıkıyor. Buradan bir Hispanik, buradan bir Kırgız arkadaş çıkıyor. Allah Allah. Buradan bir kiralıyor musun Türk hayır, arkadaş hayır, çıkıyor. Evet, kiralık saatlik mi kiralıyorsun? Yok aylık canım. Saatlik yapmıyoruz. Saatlik konsept ayrı. Saatlik nereye kadar ki yapacaksan bir ay yapacağız. Aynen beklerim her zaman. Buyurun gelin. Gezeyim. Baskına mı? Baskına mı geldi? Geleceğiz zaten. Bayağı baskına geleceğiz. Baskına geleceğiz. Saat söyleyin o. Bu arada size hala bizim geçen programdan itibaren hala böyle kim kime vuruyor falan filan muhabbetleriniz seyreldi mi? Var onu mi? Açıkladık ya seyreldi yani. Seyreldi valla neyse. Ben olduğunu biliyorlar. Niye olduğunu çıktım ortaya. Hani biri varsa o benim. Hele bu saç tıraşından sonra artık onu teşhis. Elimiz ikna olduk. Hani bayağı bir oğlancı bir dizi. Aynen yok onu geçtik. Onunla açıklığa kavuşturduk. Bence şu kaşa da bir çizgi atıp böyle bir yere piercing falan memoşlarına bir şey yap yani bence. Daha bir vahşilik katardı. Aslında memoşu piercingi erkeğe yapıyorlar mı öyle bir şey? Yapıyorlar tabii. Tabii.
yapıyorlar. Sen bir de şeyden bahsettin. Berberi arıyorsun, kapının önüne geliyor. Ben içeri kuaför yapmış. Ya burada bir elemanla tanıştım. Yani iş üzerinden, benim serbest film üzerinden. Adam güzel bir business başlatmış. Çağırıyorsun. Minivan'le geliyor. Merhaba, hoş geldin. İçeriye giriyor. Jack Daniels'tan viskisini koyuyor. Alıyorum viskiyle. Saç tıraşı oluyor. Hookah içiyorsun. Adamın arabasına giriyorsun. Tabii. Salon gibi yani arabada. Tabii. RGB light'lar böyle. İstediğin renk. Kırmızı yapıyor, mavi yapıyor. Allah Allah. Japon kerhanesi gibi. Aynen. Öyle bir yer. Çok güzel Japon kerhanesini nerede yani gördün? Ne zaman tamam gittin? Diyecektim. Nereden biliyorsun? Abi bir de Tokyo'ya da gitmiş bir adam. Abi bir şöyle çok konforlu kerhane. Business güzel yani. Böyle. Burayı keselim yok. Gözüm görmesin. Enteresan görsün yani. Japon marjalarını bilmiyordur. Gerçekten çok ama Türkiye'de işe yarar mı? Köşe başı hep berber abi her taraf. Türkiye'de bilmiyorum. Bizde bir viski ya. Yok. Türkiye'de zor abi biraz ya. Berber viskiyi koyarsa adamı siker. Türkiye'de benzin parasını karşılar. Viski olmuştur zaten. Kaç abi para bir Türkiye'de? Oralet veriyor, koluma değdiriyor zaten yani. Viski varsa ne yapacak? Ama güzel bir sistem. Ben sevdiğim yerleri. Evet, helal olsun ya. Adam böyle genç girişimciler, tebrik ediyoruz. Hayır, ben desteklemek lazım. Aynen. Gençti. Desteklemek lazım. Eyvallah. Vallahi. Evet, maşallah. Memelerinize sağlık. Memelerimize bereket. Eyvallah. Tekrar bizi şenlendirdiniz. Ne demek? Güzel bir program oldu. Bir bölüm de arkadaşlar sözünü aldık. Okan'ın evinde yapacağız. Tabii. Okan'ın evindeki o aparatları vesaire nedir, ne oluyor? O odalar nasıl kiralığı veriliyor? Aynen. Çekmecelerde neler var? Yatak odasına giriyorsun. Burada bir alet, şey flash. Burada bir flash. Burada bir alet. Yalnız flash alın. Burada bir alet, burada bir alet, bir burada bir alet. Bir yani... baktım geçen gün ceketimi astım onun için. Şey odası stüdyo bereket yani. Bereket tanrısı. Şey yani gibi. Evet. Işıklarmış. Bereket tanrısı konsept bizde. Ondan sonra evi su bastı diyor. Ondan sonra ya su bastı. Kim bilir boruya nasıl girdi yani, ne yapıldıysa. Eyvallah. Ağzınıza sağlık beyler. Yani green card temasında kalmaya çalıştık ama olabildiği kadar. Yani green card'ı 2 dakika konuştuk. Demelerle olmuyor. Green card. Memesi sonrası lazım. Tamamen detontene gelişti. Bu arada bir şey şunun altını çizelim. Arkadaşlar green card dediği gibi aşağıdaki linkten girin. Kendi kendinize bilgilerinizi asbel kadar İngilizce bilen biriyle doldurun. Korkmayın. Burada sizin başınızı belaya sokacak vesaire. En kötü ihtimalle bilgileri yanlış girerseniz çekilişi kazanamayabilirsiniz vesaire. En kötüsü olur. Ama kendiniz yapabilirsiniz. Ajanslara, ajentalara, bazılarına yani onlar aracılığıyla da elbette yapabilirsiniz ama size kalkıp da İspanyolca kursu satmaya, işte İngilizce kursu satmaya çalışan insanlara rağbet etmeyin. Onları kesinlikle takmayın. Çünkü bu iş tamamen çekiliş. Yani ben öyle tipler biliyorum ki buraya tabii, gelmiş tabii. Green card çekilişiyle. Aynen. Adamlar green card çekilişinin Darwin yoluyla bir ispatı gibi. Darwin teoremi üzerinden bir ispatı gibi gerçekten bunu burada ispatlamış durumda. Yani kanıtlamış durumda. Green card çekilişi kesinlikle bir çekiliş. Kesinlikle. Evet. O yüzden bunda hiç kanıksamayın. Yani bize niye çıkmadı ulan, biz ya bir şey mi yanlış yapıyoruz? Bunun çakalı çok piyasada, onlara itibar göstermeyin yani. Aynen. Bir de umarım isteyen kişilere çıksın. Öylesine başvuruyorlar, onlara çıkıyor. Son adamlar gitmiyor. Bir hak yanmış oluyor aynen falan. Aynen öyle. Çok yani isteyen çok var. İsteyen birisiyseniz bence başvurun. Yoksa başkasının hakkına yani. Şey tabii, olmayın. Tabii. Mani olmayın. Aynen. Doğru. Çok doğru. Çok bu doğru. Videomuzu da beğenip kanalımıza abone olmayı unutmazsanız Orlando'ya ilk geldiğinizde Okan'ın evinde bir gece geçirebilirsiniz. bu nipple'ların o havuzdan nasıl çıktığını göreceğiz arkadaşlar. Ben bir onu görmek istiyorum, bir de Çağrı'nın pantolonunu. Yani onun bir indiğini görmem lazım. Yani bunu peki. Şu içerisinde bekliyorum merakla. Eyvallah. Bakalım neler olacak. O zaman herkese öpüyoruz. Hayır. Selamlar. Görüşmek üzere.